İlk dersimizi hatırlayalım. İlk dersimizde üç görünüşü verilen şekli perspektife çevirmiştik. Bununla ilgili üç tane örnek yapmıştık. Kısaca bir hatırlatma yaparak ikinci dersimize başlayalım. Tekrar bir koordinat çizelim. Koordinatımızı karelerimizden yardım alarak yapalım. Sınıfta öğrencilerimizi kareli deftere yönlendirdiğimizde çok daha kolay yaptıklarını gördüm. O yüzden ben kareli defter kullanıyorum. Koordinat düzleminde çocuklara şekiller veriyorum. Onlar bu şekilleri perspektife çeviriyor. Tabi burada şekillerin üzerinden ölçü alacaklar. Bir tane şekil düşünelim. Üç görünüşünü verdiğimiz şekil bu. Şimdi bunu perspektife çevireceğiz. Çok kolay bir kuralımız var hatırlıyoruz. Bir düzlemimiz olacaktı. Ön görünüşü düzleme yerleştireceğiz. Tabi burada birim kareleri üç görünüşümüzde alacağız. Burada bakıyorum. 7 birim genişliği var. Şimdi yan görünüşümüz 3 birim. Yani buradaki oturacağımız yan görünüş 3 birim derinlikte olacak. O yüzden 3 birim şuradan sağa kaçacağız. Burada bizim her bir karemizin çaprazı birim oluyor. 1 birim, 2 birim, 3 birim, 1 birim, 2 birim, 3 birim. Bakın bunu birleştirdiğimde aslında burası bu. Tabi burada daha geniş gözükmesinin sebebi burası 3 kök 2 birim aslında. Bu 3 birimse burası 3 kök 2 birim. Yani daha, ondan daha fazla. Başlangıç olarak kareleri kullanmak çok işimize yarayacak. Devam edelim. Bu çizgiyi buraya götürmüştüm. Onun üstündeki çizgiyi de buraya götürdüm. Şimdi burada bir çukur var aslında içeri doğru. Bunu da ön görünüşte anlıyoruz. O zaman aslında bu çizgi ortak bir çizgi. Hem burada var yani hem buradayı hem burayı kapsıyor. İki noktayı kapsıyor. O zaman burada da 3 birimlik bir derinlik olacak. Devam ediyorum bakın. Buraya alıyorum buraya. Şöyle bakarsak bu gösterdiğim çizgi burasıdır. Devam edelim. Bu zaten burada var. Şurayı birleştireceğiz. Bakın yan görünüş buraya eğik bir şekilde yerleştirildi. Hatta işte nesnenin derinliği olduğunu burada anlıyoruz. Üst görünüşe geçelim. Şöyle bir 7 birim derinlik var. Şuradan itibaren buraya kadar 7 birim. Ama dikkatli bakacağız bakın. Aslında bu nesnenin şurası, bu nesnenin burası aslında burası. Yani şu bölge aslında burası. Şimdi ben burayı yapmak istiyorum. Bakıyorum burada bu çizgi var. Evet. 3 birim gitmişim zaten. Burası. Bir de buraya ekleyelim. 1, 2, 3. Bunları birleştirelim. Bakın şunu buraya oturttuk. Buradaki bir detayımız kaldı. O da 1, 2, 3 birim arkadan gidecek. Başka bir birleştirme yapmıyoruz. Çünkü nesnemizi opak olarak düşünüyoruz. O yüzden arka planını görmüyoruz. Üç görünüşten perspektife çevirmek oldukça basittir. Bunu öğrencilerinize basitten karmaşık olarak öğretirseniz çok daha kolay öğreneceklerdir ve kolay uygulayacaklardır. Kendilerini güvenleri artacaktır. Biz bugün ikinci dersimize geçelim ve harfleri perspektife çevirelim. Teknoloji kelimesini yazmak istiyorum. Bunu 3 boyut yazmak istiyorum ve artık 3 görünüşten bir detay almayacağım. Direkt öğrencilere kaçış 1 birim, kaçış 2 birim, kaçış 3 birim olarak ölçü verirseniz onlar yan görünüş ve üst görünüşü verdiğiniz birimlere göre derin ikisini oluşturacaklardır. Bu çok basit bir şey. Örneğin T'den başlayalım. Derinlik 2 birim veya kaçış 2 birim diyorum. Onlar artık istedikleri bir yönde, çoğunlukla sağa doğru her köşeden 2 birim kaçışı oluşturuyorlar. Ve bunları sonra birleştirdiklerinde bakın aslında bu çizgi tam şurada bir tane daha var ama arkada kaldığı için gözükmüyor. O yüzden buradan birleşiyor. Böyle bir derinlik hissi veren T oluşuyor. Bunu geri kalan tüm harfler için yapıyoruz. E'de yarım birim kaçabiliriz. Şöyle çok az. Tek önemli şey hepsinin 45 derece veya aynı açıda olması gerekiyor. Ve sonra da düzgünce birleştirilmesi gerekiyor. Oldukça basit. K biraz zordur. Öğrenciler bunu deneye deneye bulurlar. Bazıları direkt kendileri çözer, bazıları bulamaz ve size sizden yardım isterler. Ben genelde bir tane K gösteriyorum. Ama bundan sonra
tüm o K'ye benzeyen harflerin de kendilerini keşfetmesi istiyorum. Böyle bir ki olabilir. Devam edelim. İçi boş bırakmak. İçi boş olduğu zaman derinlik hissinde daha fazla alabiliyoruz. Burada içinin de derinliğini vermemiz gerekiyor. Yani onun boşluğunun da derin olması gerekiyor. Bunu da şöyle oluşturabiliriz. Buraya sığmayacak. Şöyle loji sığdıralım. Bu harfleri niye çizdiriyoruz? Çünkü bu harfler daha sonra öğrencinin şekilde dönüştürmesinde onlara bir yol gösterecek. Mesela bir vazo yaparken çocuk aslında I harfini 3 boyutlu hale getireceğini kendi keşfetmesi gerekiyor. Kendi keşfetmezse biz yönlendiriyoruz. Bazıları da zaten perspektif konusunda daha hızlı öğreniyorlar. Ve sizden bir adım daha öne geçiyorlar. Onlar da zaten kendi hallerinde de bir şey öğrendikleri için çok da bizden bir şey ihtiyaç görmüyor. Evet, ben öğrenciden önce kendi adınızı yazın diyorum. Kendi isimlerini, kendi adlarını yazdıktan sonra zaten teknoloji kelimesini veriyoruz. Veya pratik yapmak, mükemmelleştirici kelimesi onların 20 dakikasını alabiliyor. Veya pratik yazan çocuk sıkıldığı zaman hadi sen başka bir şey yaz diye geçebiliyoruz. Rakamları denemeyi istiyoruz. Burada bunlara şekil yani bu yazıları şekilde çevirmesini isteyebilirsiniz. Daha sonra bunu ben buraya da derinlik hissi verebiliyormuşum anlamına katabilir. Şöyle bir örneğimiz var. Çocuklara şöyle bir şablon veriyoruz. Herkes diyoruz kafasına göre böyle bir düzgün olacak şekilde bir anahtarmış gibi çiziyorlar. Sonrasında diyoruz ki bunun her birini bir birim derinlik oluşturun. Tabii tüm köşeleri bulmaları biraz da sizin yönlendirmeniz olacaktır. Bu çok düzgün olmadı ama biz çalışmalarımızda bunun örneklerini vermiştik. O örneklerine bakabilirsiniz. Bittiği zaman bir işte silüete benziyor. Şehir silüetiymiş gibi oluyor. Buna sonra öğrenciler şöyle pencere falan eklerler. Büyük binaları andırır. Bunu iki boyutlu yapsalar olur. Hatta çarpık kentleşme olarak da ben bunu anlatıyorum bazen çocuklara. Bir şekilde oluşuyor. Aslında tüm işin püf noktasının derinlik hissi vermek olduğunu çözüyorlar böylelikle. Burada yavaş çizmek, cetvel kullanmadan çizmek daha önemli. Çünkü cetvel kullanmaya izin verirseniz çok yavaşlarlar. Ve sizin istediğiniz ders süresinde istediğiniz kazanıma ulaşamazsınız. Hedefe ulaşamazsınız. O yüzden bu karelerin üzerinden düz çizgi çizme tecrübesi kazanabilirler. Kazanmaları daha iyi olur. Bu da pratikle gelişiyor. Biraz da kendilerine güvenecekler. Kurşun kalem kullanıyorum ben. Mürekkep bir kalem her tarafı sıçrayabiliyor veya silinmiyor. İkinci derste de yani şöyle ilk hafta çocuklara perspektifte üç görünüşten perspektife geçiş öğretiyorum. Ardından yazı yazıyoruz. Bu onlar için hızlı bir tecrübe oluyor. Bu onlar için hızlı bir tecrübe oluyor. İkinci hafta ise direkt eşya çizimine başlıyoruz. Yani masa, oda, sandalye, dolap gibi. Bunları çizerken de zaten çocuklar aslında bu şekilleri kullandıklarını düşünüyorlar. Bu şekilleri yani bu harfleri, rakamları 3 boyutlu hale getirebildikleri için şekille türetebiliyorlar. 2 haftadan sonra da thinkercat.com'a yönlendirme yapıyoruz ve süreci deneyimlemiş oluyorlar. Zaten teknoloji tasarım dersinden başka hiçbir yerde belki bir daha teknik resim kurallarını görmeyecekler. Biz onlara durduğumuz zaman artık onlardan diğer ünitelerdeki çizimlerini 3 boyutlu yapmanı isteyebiliriz.